UFC welterweight sikletinin en büyük sorunu bitiricilik. Sikletin en üstündeki isimler rakiplerini bitiremiyor. Kamaru Usman son 3 karşılaşmasını kaybederken Leon Edwards ve Belal Muhammed son 5 karşılaşmalarının 4'ünde hakem kararına gitti. Arkalarından gelen Shavkat Rahmanov ise bitirilmezleri bitiriyor. Kariyerindeki 18 maçının 18'inde de rakiplerini bitirdi. 8'i knockout ile, onu pes ettirme ile geldi. Shavkat Rahmanov. That man. Gives me chills. Shavkat ilk kez hayatımıza 2020 yılında girdi. MMA'nin en büyük organizasyonunda Habib Nurmagomedov'un emekli olduğu gün ilk maçına çıktı. O yıl hayatımıza ilk defa giren bir başka isim daha vardı. Borz Hamzat Chimaev. Yenilgisiz bitirici iki dövüşçü. Hamzat Chimaev çok hızlı girdi organizasyona. 10 gün içerisinde iki farklı kişiyle dövüştü, ikisini de bitirdi. Herkese meydan okuduğu bitirebileceğini iddia etti. Shavkat Rahmanov ise daha sakin olan taraftı. Duygularını asla belli etmediği, tıpkı idolü Fedor Emelianenko gibi. Sonuçta UFC'den önce kendisini kanıtlamıştı. Envan organizasyonundan geliyordu. Envan'ın kemeri belindeydi. Hamzat Chimaev iyi bir çıkış yakalasa da son zamanlarda hype'ı gittikçe azaldı. Artık yılda sadece bir defa dövüşmeye başladı. Sıralamalarda orta sikletin ilk 10'unda dahi değil. Ona kemer maçı sözü verilse de kemer maçını da performansından dolayı alamadı. Gelecek olan gündem videosunda kendisinden daha detaylı bahsedeceğim. Shavkat Rahmanov ise önüne kim çıkarıldıysa bitirdi. Sakin sakin sağlam adımlarla ilerledi. Şu anda welterweight'in 3. sırasında. Sikletin en korkulan ismi. İzleyiciler onun kemeri alabileceğine inanıyor. İşte bugünkü konumuzda sağlam adımlarla yoluna devam eden, hem ayakta hem de yerde rakiplerini acımasızca bitiren bölüm sonu canavarı Shavkat Rahmanov. Dustin Poirier videosu sevilmişti ve ben de uzun zamandır Shavkat ile ilgili bir video yapmıyordum. Bundan dolayı yapmak istedim. Eğer daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız dostlarım, abone olarak, videoyu beğenerek ve yorum atarak bunu bana gösterebilirsiniz. Her videomda bunu söylemekten sıkılsam da bazen unutulabiliyor, ondan dolayı söylüyorum. Eğer hazırsanız Shavkat Rahmanov videosuna geçelim. There's no fighter in the UFC that's scared of another fighter, and if somebody is, they need to retire. But he kept on doing it on Twitter, and I was like, if this is what you want, let's go. That's to be determined. I don't know how good he really is. You know what I mean? From what I watch, he's a good fighter. You know what I mean? But I've beaten good fighters too. So we're just gonna see on Saturday, see what the hype's about. I want to see who this unstoppable Shavkat is. Jeff Neal, 2017 yılında katıldığı UFC'de 6 yıl boyunca kimse tarafından bitirilmedi ta ki Shavkat Rahmanov'a kadar. Basın toplantılarında Shavkat'ın hype'ına inanmadığını söyleyen, görelim bakalım kimmiş o diyen Jeff Neal, söylediklerine pişman olacaktı. Sikletin 9. sırasındaki Shavkat Rahmanov, sikletin 7. sırasındaki Jeff Neal ile 4 Mart 2023 John Jones'un geri döndüğü tarihte karşı karşıya geldi. Karşılaşma harika başladı. İki dövüşçü de birbirlerinin dayanıklılıklarını ölçüyorlardı. Harika bir yüksek tekme çıkaran Shavkat, rakibinin sol kaşında açılmaya sebep oldu. Round'un sonlarına doğru Jeff rakibini yumruklarıyla yakaladı. İkinci round'da üstün olan taraf yine Shavkat'ın kendisiydi. Rakibini yere alamasa da, yumruklar yese de tüm round boyunca baskısını sürdürmeye devam etti. Eğleniyordu fakat son round'da Shavkat sallandı. Elleri yere değdi. Eğer bu bir boks maçı olsaydı knockdown olmuştu. Kendini hemen toparladığı harika bir yumruk ile rakibini sarstı. Tellere doğru geri adımlayan Jeff Neal maçın yere gitmesine izin vermeyince Shavkat bu defa yıllar önce John Jones'un rakibini ayakta bitirmesi gibi Jeff Neal'ı ayakta bitirerek bir bitirişin daha altına imza attı. Gelen 8 galibiyetin ardından 2018 yılında Shavkat Rahmanov kariyerindeki en zor karşılaşmaya çıktı. Son 7 maçının 6'sını kazanmış, bir tanesinde berabere kalmış Feridun Odilov az kalsın Shavkat Rahmanov'u knockout ediyordu. Nasıl mı? Gelin anlatayım. Golovkin'den sonra Kazakistan'ın en ünlü dövüşçüsü Shavkat Rahmanov. Envan'da üst üste aldığı galibiyetlerin ardından Feridun Odilov maçında ringe gösterişli bir şekilde girdi. Maça da gösterişli bir şekilde başladı. Rakibini ilk roundda sallandırdı. Daha önce kimse Feridun Odilov'u knockout edememişti. Ayakta rakibine cevap veremeyen Feridun, Shavkat'ı yere aldı ve yerde kontrol etmeye başladı. Bu bir hataydı. Kolunu rakibine kaptırmış, pes etme noktasına gelmişti. Kolunu Shavkat'tan kurtarmayı başardı. Baskıyı arttırarak Shavkat'ın üzerine gitti, round'un bitmesine bir dakikadan az kala rakibini harika bir şekilde yakalayarak knockdown etti. Ah!
kavga Teheran bitirebilirdi çünkü rakibinin anlık olarak sistemi kapanmıştı, refleks olarak kendini korumaya almıştı. Şavkat Rahmanov'un da en büyük özelliği dayanıklı olması ve soğukkanlılığını koruması. Taraftarların desteği Şavkat'aydı. Üçüncü raunda bir dakika önce sallanmamış gibi çıktı. Harika bir aparkat ve diz ile başladı. Tellerde sıkıştırdığı Feridun Odilova önce diz attı, kaçmaya çalışan rakibini aldı, kaldırdığı yere vurdu. Rakibinin üzerine çıkan Şavkat Rahmanov üst üste attığı yumruklarla rakibini nakavt etti. Feridun Odilov Şavkat Rahmanov'dan sonra Habib'in organizasyonu Eagle FC ve farklı organizasyonlarda çıktığı 10 dövüşün hepsini kazandı. İyi bir dövüşçüydü lakin Şavkat Rahmanov kadar değil. Şavkat Rahmanov'dan bahsetmişken Habib'in ve kendisinin sponsoru olan Gorilla Enerji artık Türkiye'de. Daha önce birçok organizasyonda dövüşçülerin ellerinde Gorilla Enerji'yi görmüşsünüzdür. Kendileri artık Türkiye'deler ve bu videomuza konuk oldular. Benden de Türkiye pazarına giriş yaptıklarını sizlere duyurmamı istediler dostlarım. Birçok ülkede bulunan, birçok organizasyonun da sponsoru olan Gorilla Enerji'yi yakında Türkiye'deki her yerden ulaşabilir, satın alabilirsiniz. Şu anda belirli büyük marketlerde satışta. Eğer enerji içeceklerini seviyorsanız bir deneyin derim çünkü benim deneyimleme şansım oldu ve gerçekten hoşuma gitti. Tekrardan kendilerine bu videoyu konuk oldukları için teşekkür ederim. Eğer Gorilla Enerji'yi alırsanız Instagram'dan bana resimlerinizi atmayı unutmayın dostlarım. Hadi videomuza devam edelim. Şavkat'ın kariyerini incelediğimizde tüm rakiplerinin sağlam olduğunu, karnesine bir galibiyet ekletmek için maçlara çıkmadığını görebilirsiniz. Günümüzde Habib Nurmagomedov dahil birçok dövüşçünün eleştirildiği nokta kolay rakiplerle dövüşmeleri kariyerlerinin başlarında. Fakat bu Rahmanov'da olmamış. Profesyonel MMA kariyerindeki 3. maçında Bartosz Hejrek ile karşı karşıya geldi. Bartosz'un 4 galibiyeti 1 mağlubiyeti vardı. Galibiyetlerinin hepsi ilk roundda gelmişti ve Bartosz tüm rakiplerini pes ettirmişti. Şavkat'tan bir önceki maçında ise 3. roundda nakavt olmuştu. Şavkat'a göre daha tecrübeli bir dövüşçüydü. 2 Mayıs 2015 tarihinde hakemin son uyarılarından sonra karşılaşma başladı. Baskın olan taraf Bartosz'du. Güçlü olduğu konfor alanı olan yere çekmişti Şavkat'ı. Yerde kontrol ediyor, giyotin denemelerinde bulunuyordu. Boynunu kaptırmayan Şavkat Bartosz'dan kurtuldu ve üzerine çıktı. Üst üste attığı ağır darbeler rakibinin bayılmasına sebep oldu ve Şavkat MMA karnesini 3-0'a getirdi. Envan'da geçen harika karşılaşmaların ardından Şavkat'ın MMA'nin en büyük organizasyonuna dahil olma vakti gelmişti. Dana White Kazakistanlı yenilgisiz Şavkat'a teklif götürdü ve dövüşçüyü UFC kadrosuna kattı. 24 Ekim 2020 tarihinde Şavkat, yenilgiler alsa da son 2 maçını kazanan Alex Oliveira ile UFC'deki ilk maçına çıktı ve rakibini ilk roundda bitirdi. Gecenin ana maçında ise Habib Nurmagomedov Justin Gaethje karşılaşması vardı. Kartal'ın son kez kafese girdiği gün Şavkat Rahmanov efsanesi başlayacaktı. Habib ile Şavkat'ın yolu ilk defa kesişmiyor. Daha önce de birlikte antrenman yapmışlar. Hatta Habib'in babası Abdurmanap Nurmagomedov, Şavkat Rahmanov'un köşesinde durmuş ona koçluk yapmıştı. Şavkat UFC'deki ilk maçının ardından bir galibiyet daha alınca son 5 karşılaşmasının tamamında rakiplerini bitiren Carsten Harris ile karşı karşıya geldi. Rahmanov karşılaşmaya çok hızlı başladı. Önce rakibinin üzerine adımladı, ardından bulduğu bir boşlukta yere aldı. Harris ilk roundun verdiği enerjiyle ayağa kalksa da Şavkat'ın çıkardığı döner tekmeyle sarsıldı. Şavkat rakibinin üzerine koştu, Carsten Harris'in fişini çekti. Harris Şavkat Rahmanov yenilgisinden sonra çıktı, iki karşılaşmayı da kazandı. Eğer Şavkat ile olan maçını saymazsak Carsten Harris 7 maçtır kaybetmiyor. Stephen Thompson UFC'nin en iyi niyetli dövüşçüsü olabilir. İyi niyetli bir dövüşçü olsa da son 8 karşılaşmasının 4'ünü kazandı, 4'ünü kaybetti. MMA karnesi ne yazık ki kendisi kadar iyi ilerlemiyor. Stephen'a Şavkat daha önce önerildi fakat Rahmanov'u tanımadığı için ve kendisinden daha alt sırada olduğu için kabul etmedi. Şavkat'ın rakiplerini bitirerek yoluna devam etmesi sıralamada Stephen Thompson'ın üzerine çıkmasını sağladı. Thompson da aslında Kamaru Usman ile karşılaşmak istiyordu. O maç olmayınca ve Stephen da son defa kemer maçına çıkmak isteyince Şavkat Rahmanov maçını istedi. Bu maç ilk ayarlandığında insanlar UFC'nin Stephen Thompson'ı yem olarak Şavkat'ın önüne attığını düşünseler de isteyen taraf Thompson'ın takımıydı. Kariyerindeki mağlubiyetlerin sadece bir tanesinde Anthony Pettis'e nakavt olmuştu. Kimse Stephen Thompson'ı pes ettirememişti. Şavkat Rahmanov için bir dövüşçünün karnesi ya da bitirip bitirilmemesi umurunda değildi. Spor için kız kardeşinin düğününe dahi gitmemişti. Stephen Thompson
Robinson maçına hazırlanmıştı. Rahmanov rakibini ilk roundda sakin sakin okudu, tellerde kontrol etti. Yumruklarını seçerek atıyordu çünkü rakibi harika bir striker'dı. Kontrolları tehlikeliydi. İkinci roundda Shavkat Rahmanov zaman kaybetmeden Stephen'ı yere aldı. Yavaş yavaş rakibini işledi, boynunun altına girdi. Roundun bitmesine son 6 saniye kala Stephen Thompson pet ederek kariyerinde ilk defa pes ettirildi. Shavkat Rahmanov tartışmasız bir şekilde şu anda UFC Welterweight'inin en tehlikeli, en korkutucu ismi. UFC kariyerinin başlarında Hamzat Chimaev ile kıyaslansa da şu anda daha iyi bir konumda ve bu yılın sonuna doğru kemeri belinde görebiliriz. Sikletine göre büyük ve güçlü bir dövüşçü. Yerde, ayakta çok iyi fakat kendisine çok güvendiğinden darbe alabiliyor, defansında eksikleri var. Belal Muhammed ne yazık ki kimse tarafından sevilmiyor ve UFC'de kendisine kemer maçını bir türlü vermiyor. Leon Edwards da harika bir striker olsa da bitirici bir dövüşçü değil. Daha az yumruk alırsa, zarar görmezse Kazakistan hakimiyetini UFC'de görebiliriz dostlarım. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük benden bu kadar dostlarım. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.